Merhaba arkadaşlar. Ben Bayram Irmak, Üçbe Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni. Bugünkü dersimiz LGS Matematik Cebirsel İfadeler olacak. Hemen şöyle bakacak olursak, Mart Soru Bankası olan arkadaşlar sayfa 117, test 7'yi açabilirler, ünite 3. Diğerleri olmasa bile önüne bir boş kağıt alıp buradan soruları takip edebilirler. Videoyu durdurup kendileri denerler. Sonra çözümünü izlerler. Evet, hemen geçelim arkadaşlar dersimize. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Hatice öğretmen öğrencilerine cebirsel ifadeleri daha iyi öğretmek için aşağıdaki gibi bir çalışma yaprağı dağıtıyor. Aşağıda öğrencilerinden Gamze'nin çalışma yaprağı nasıl doldurulduğu filan verilmiş. İşte her doğru cevaba bu kadar puan veriliyor. Bu puanı bir düzeltelim biz. Kök içerisinde biz bunu nasıl yazıyorduk köklü ifadelerde? 36 bölü 100 diye yazıyorduk. Bu da ne oluyordu? 6 bölü 10 diye çıkar. Aynı şekilde şuna bakalım. Kök içerisinde 4 bölü 100 olarak yazarsam bu da 2 bölü 10 diye çıkacak. Bu doğru olan sayıyla çarpılacak. Bu da yanlışla çarpılacak. Yani eksi olacağı için bana zarar verecek bu. Yani bu eksi, bu artı olarak düşünülebilir. Peki doğru sayısına bir geçelim. Evet, şöyle yeşille doğrularımızı gösterelim. Şimdi hocanın verdiği cebirsel ifadeler burada. Bu da kimin cevabı? Gamze'nin cevabı. Hemen bakalım. Bunu ayırmış. Farklı biçimde yazımına bakmış. Yani bir yazımda herhangi bir şey yok. Yani araya nokta işareti koymuş, ayırmış falan. Bunda bir sakınca yok gibi. Değil mi? İlla farklı olması için mesela şöyle de yazabilirdi. Eksi 1 çarpı 7 x y şeklinde de yazabilirdi. Ama bu çok farklı olmamış sanki. Araya sadece nokta koyması. Neyse. Bir bakalım. Devam ediyorum. Katsayılar toplamı burada eksi 7 olması gerekiyor. Eksi 6 demiş. Bu yanlış. Ben sadece doğruları arıyorum. Zaten toplamda 20 tane cevap var. Gerisi de yanlış olacak. Terim sayısı 3 yanlış. Eksi 7 sabit terim. Hayır, sıfırdır. Buraya bakıyorum. Evet, bu farklı bir yazım. Ve bunun sonucuyla bunun sonucu aynı olduğu için kabul ediyorum. Terimler, katsayılar toplamı burada artı 9, eksi 4 toplanırsa arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 yapacaktır. Bu da doğru. Terim sayısı 2'dir. Buraya bakmayın lütfen. Dikkat. Bunlar toplandığında son durumda 2'dir yani. Tamam. Eksi 4 sabit terimimiz. Evet. İşte yanında harf olmayan sabit terim oluyordu. Bu da tamam. Evet. Şuraya bakıyorum. C kare var ama burayı ayırırken bir tane C yazmış. Bu yanlış. Katsayılar toplamı zaten bir 4'ümüz var. Bu doğru. Peki terim sayısı 1 arkadaşlar. Görüyorsunuz toplama çıkarma araları terimler arası oluyordu. Dolayısıyla bu da doğru. Sabit terimimiz yok. Yani bunu 0 diyorduk. Bu da tamam. A kare eksi b eksi b eksi 2b artı 3 c yazmış. C kare olması gerekiyordu. Bu yanlış. Burada katsayılara bakalım. 1, 3'te topla 4, 2 çıktı. 2 bu doğru arkadaşlar. Terim sayısı gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tanedir. Burası da doğru. Sabit terimi yok arkadaşlar. Yani 0 sabit terimi var da 0. Bu yanlış. Şuraya bakıyorum. Evet, bu doğru bir yazımdır arkadaşlar. Hemen buraya bakıyorum. Eksi 5 katsayılar toplamı. Bu da doğrudur. Terim sayısı bir tane olduğu için bu da doğru. Sabit terim yok arkadaşlar. Yani 0 almamız gerekiyordu. Hemen bakıyorum. Burası 4, 8, 10, 15. 15 tane doğru mu gözüküyor? Yok, pardon, yanlış mı saydım? 4, 8, evet, şurada farklı biçimde dediği için galiba bunu doğru kabul etmeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü 4, 8, 10, 12 farklı biçimde göstermemiş. Şuradan bunu silme kararına vardım. Neden hocam? Çünkü burada şunu farklı gösterin derken ayırmış dikkat edersen. Eksi 1 olarak ayırmış bakın. Burada herhangi bir farklı biçimde bunu göstermemiş. O yüzden bunu yanlış kabul ediyorum. Çünkü burada iyice açığa çıktı. Acaba bunu mu demek istiyor demiştim ama çarpı 7 deyince hayır.
Bunu ayrı ayrı eksi 1 olarak da ayırabiliyoruz. Bunlara dikkat. Yani 12 doğru, 8 yanlış diyebiliriz. Bu durumda 12 çarpı 6 bölü 10, diğeri eksi olacaktı. 8 tane 2 bölü 10 hesaplayacağız. Baktığımızda 6 çarpı 12 72 bölü 10'dan 7,2 16 bölü 10'dan 1,6 bunu da çıkarttığımızda 72'den 16 çıkarsa 56 yani 5,6 olduğunu söyleyebiliriz. Ben tabii orada hızlı bir şekilde 13 tanenin olmayacağı kararına varıp bir kontrol ettim hızlı bir şekilde ama bu soru biraz daha tehlikeli. Farklı olması gerekiyor. Çok fark etmemiş. Eksi 7, x ve y'den oluşmuş. Dolayısıyla oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Geçtim bir diğer soruya. Evet arkadaşlar, bir mantık muhakeme sorusu. Bakalım. Yukarıda belli bir kurala göre oynanmış. Kuralı bulalım. Herhalde çarpmadır diye düşünüyorum. Şunla şunu çarpıyor mu? Bakalım. Eksi 2y kare. Bunu şunu çarparsak artı 10y yapar. Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bunun buna dağılmış halini vermiş. Çarpma yani. Şunla da acaba şunu çarparsam bir sağlama daha yapalım. Artı 9y kare. Değil mi bu sefer? Bunu dağıtıyorum. Fark etmez. Bunu da buraya dağıttığımda eksi 9. Evet bu da doğru. Tamam o zaman bizden bunun ikisini çarpmamı istiyor. Anladığım kadarıyla hemen dağıtıyorum. Şunu şuna çarparsam artı 10 y kare olur. Şuraya niye o kadar uzağa yazdıysam şuraya yazayım. Evet. Buraya geldim. Eksi 5 y. Sonra buraya geldim. Artı 4 y. Sonra buraya geldim. Eksi 2 olarak yazdığımda son durumda burası işte 10 y kare eksi y eksi 2 şeklinde cevabımız da Bursa olacaktır. Geçtim bir sonraki soruya arkadaşlar. Evet günlük hayata uygulama sorusu. Yandaki trafik levhasını görüyorsunuz. Kırmızı ile boyanmış yerler birer paralel kenardır. Paralel kenarın alanını nasıl buluyoruz arkadaşlar biz? İşte eğer yükseklik varsa ve bir kenarı o kenara ait yüksekliği de varsa taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Bölü ikisi yok. Dikkat edin. Çünkü iki tane üçgenden oluştuğu için çarpı 2 o bölü 2'yi götürüyor. Her neyse çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Bunu geometriden biliyorsunuz. Şimdi burada zaten kenar uzunluğu verilmiş. O kenara ait yükseklik de verilmiş. Gayet güzel. O zaman benim 6 tane paralel kenarım var. Birini hesaplayıp 6 ile çarpsam bu iş olur diye düşünüyorum. Hemen şunun alanını, bir tanesinin alanını şöyle hesaplamaya çalışalım. 12x çarpı 2x diyorum. Tamam mıdır? Bundan 6 tane var. Yani ne oldu? 12, 144, 144x kareli bir cevabım olacak. Kendisi de ayırmış zaten. Buradan da Adana olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Geçtim. Diğer soruya günlük hayata uygulama sorusu. Hemen bakıyorum burada. O merkezli yarım daire var. İşte biliyorsunuz çevreyi biz neyle buluyoruz? 2 pi r ile buluyoruz arkadaşlar. Hemen K'dan harekete başlamış. Pi 3 alacağız. Bu ne bu? Çekirge mi? Şimdi çekirge çemberin bir çevresine gidiyor. Yani yarım çember gidiyor. O zaman yolu hakkında şunu söyleyebilir miyiz? 2 pi çarpı r tam çevre olduğu için bunun yarısı kadar gidiyor. Artı 2 tane r gidiyor yarı çap. Değil mi? Yani 1 r burada, 1 r burada. Şurayı bitirdikten sonra değil mi? 2 tane de yarı çap gidiyor başlangıç noktasına dönebilmek için. Evet hemen uyguluyorum o zaman. Yani şunla şu birbirini götürsün.
Pi de zaten kaç al demişti? 3 al demişti. Yani 3 çarpı r artı buradan da 2r geliyor gördüğünüz gibi. O zaman aslında aldığı yol 5r oluyor diyebilir miyiz? 5 çarpı r'yi de zaten ne vermiş? 3x eksi 4 vermiş. Dağıtırsak da 15x eksi 20 olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki soruya geçtim. Bir analiz sorusu. Hemen bakalım. Soruyu hemen okuyun arkadaşlar. Şöyle bilgilendirmeler var. Ben de okuyorum. Pembe ile, değil mi? Koşu yoluna, pembe kısmı koşu yolu yapılacak. Bu koşu yolunun alanını istemiş. Hemen cebirsel ifadeyle bunu gösterelim. Şimdi şu kısa kenara odaklanıyorum. Şurası x'ten şuradan 8 santim almış. O zaman ben buraya x eksi 8 diyebilirim. Kalemimizi biraz inceltelim. Şu mesafeyi onu söyledim. Şuraya ne diyebilirim acaba? Şunu şöyle farklı bir renk alalım. Evet. Şöyle aldım. Şu mesafe içinde söylenebilir. Bu mesafe görüyorsunuz. 5 kutunun alt tarafına şöyle dikkat ederseniz şu kısımlara 5x oluyor değil mi? Şöyle. Tabi burada bir 6 alınmış. O zaman buraya ne diyebiliriz? 5x eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz. Buranın alanını hesaplamak için de artık şuraya geçebiliriz. 5x eksi 6 ile kimi çarpmam gerekiyor? X eksi. Evet, hemen dağıtıma geçiyorum arkadaşlar. Şuradan da şunu dağıtacağız. 5x kare sonra eksi 40x daha sonra eksi 6x daha sonra artı 48. Son düzenlemeyi yapıyorum. 5x kare eksi 46x artı 48 olarak bunu söyleyebiliriz. Hangi seçenekte var? Adana. Değil mi? Geçtik. Evet. Çok güzel bir soru. Gördüğünüz gibi bir Türk bayrağı. Bir sentez sorusu. Bakalım. Eni boyunun, değil mi? Boyu eninin 1,5 katıymış. Yani uzun kenardır, değil mi? Çünkü bu anlama geliyor. 1,5 katı olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz 1,618 altın oranı olduğu için ona da yakın bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda kısa kenar yani enini 20b vermişse bunun 1,5 katı yarısını kendisine eklemektir. Yani 30b'yi ekliyorum arkadaşlar. Bu da uzun kenar oluyor. Yüzey alanını sormuş. Evet. Bu alana baktığımızda arkadaşlar, bu alana baktığımızda 20b çarpı 30b'den ne gelecektir? 600 b kare bizim cevabımız gelecektir. O da Denizli'de gözüküyor. Güzel soru arkadaşlar. Geçtik. Evet, burada birkaç özellikten bahsetmiş. Muhtemelen modelleme ile alakalı soru gelecek birazdan. Hatırlatmasını yapıyor. Alanlar toplamı cebirsel ifadeyi vermesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, şunu hemen aşağı alıyorum. Bakınız x eksi 1 çarpı x eksi 2'yi bir çarpalım. Ben hatta bunu da bir pratik yolunu hatırlatayım size. Bu bahsettiğim pratik sadece bunlar x olduğunda geçerlidir. Diğer katsayı olduğunda normal dağılım yapacaksınız. Burada ben şöyle yapıyorum. X ile x'i çarpıyorum. X kare diyorum. Sonra bu sayıları topluyorum. Yani şu sayıyla şu sayıyı topluyorum. Eksi 3 diyorum ya, yanına bir tane x yazıyorum. Aynı bu iki sayıyı bu sefer ne yapıyorum? Çarpıyorum. Çarptığımda ne geliyor? Artı 2 geliyor. Yani ben onu yapamıyorum hocam derseniz zaten normal dağılımdan da bu iş gelir. Tamamdır. Peki hemen bakıyorum. X kare olacak. Eksi x'ten 3 tane olacak. X var, eksi x, evet. Şurada 3 tane görüyorum. X karemiz de var. Bir de artı 2 olacak. Artı 2'miz de var. O zaman tabii ki cevabımız
Adana oluyor değerli arkadaşlar. Evet, geçtik bir sonraki soruya. Hemen bakıyorum burada. Bakalım ne varmış. Evet, yatay mesafe 2y'ymiş arkadaşlar. Sağdan ve soldan aldığım için şuradaki yatay mesafe o zaman 2y-12 olacaktır. Dikey mesafe y kadarmış. Üstten ve alttan alındığı için burası da y-12 olacaktır. Bunu alanı hesaplarken o zaman biliyorsunuz 2y-12 ile kimi çarpmam gerekiyor? y-12'yi çarpmam gerekiyor. Mesela burada katsayı olduğu için ben bu pratiğe girmiyorum. Bakın burada 2 var. O zaman normal dağıtıyorum. Şunu da şuradan dağıtacağız. 2y kare eksi 24y eksi 12y artı 144 sırayla çarptım arkadaşlar. 2y kare eksi 36y artı 144 bizim cevabımız oluyor. Hangi seçenekte var? 2y kare ile başlayacak. Ceyhan'da var arkadaşlar. Dikkat. Hani dalgınıza gelip Denizli'yi işaretleyebilirsiniz benim gibi. İşaretlemedim ama tabii aklımdan geçti. Geçiyorum. Evet. Şuna da bakalım arkadaşlar. Bakalım. Bir kenar uzunluğu 3a olan. Evet. Şuranın tamamı şöylece neymiş arkadaşlar? 3a'ymış. Tamam. Ne demiş bize? Çemberin yarı çapı 3'müş. O zaman çap 6 oluyor. Şuraya 6 diyorum. Şuraya da 6 dersem, 6 yukarıdan 6 aşağıdan giderse ne kalır arkadaşlar? 3A. Hatta bu taraftan da 6. Bu taraftan da 6 gitti. Doğru mu? Yani şunu da farklı renkli göstereyim. Şu mesafede 3a eksi 12, doğru mu? Şu mesafede yine nedir? İşte 3a eksi 12, yani karesini hesaplayacağız. 3a eksi 12'nin parantez karesi diyebiliriz alan için. Birincinin karesi, tekerlemeyi hatırlayalım. 9a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 36 72 oluyor. 72A ikincinin karesi artı 144 oluyor değerli arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Ceyhan'da seçeneğimiz var arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizi burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.